Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir sıralı oya modeli hazırladım. Bu ara hanımlardan sıralı oyalar konusunda oldukça yoğun istek geliyordu. Onları kırmamış olalım. Fıstıklı sıralı bir oya yapacağız bugün. E, oyama başlamadan önce yazmamın kenarını göstermek istiyorum. Yazmamın kenarlarını işar zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen hanımlar YouTube'un arama kısmına oyağını 1098 yazarak benim bütün detaylarımı anlattığım videomu izleyebilirler. Yazmalarımın hepsini ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Her zaman iki ikişer zincirle. E, ee, yazmamın kenarını tığladığım ipim yazmamın içerisinde bulunan yeşil tonuyla da uyumlu olan Altın Başak marka 383 numara yeşil. Ee, 383 olması lazım. Evet 383 numara. E, ee, içerisinde turuncu renk hakim olduğu için yine Altın Başak marka turuncu ip kullanacağım. 45 numara turuncu. Kullandığım tığım da bu modeli yapmak için arkadaşlar 22 numara olacak. E hemen oyama başlamak istiyorum. Sıralı bir model. Ben çok keyifle yaptım bu modeli. İnşallah siz de beğenirsiniz, yaparsanız denersiniz. Hemen birlikte başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Çimenimizi yapalım önce. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şöyle tabağımın altından İpimi tutturuyorum sık iğne ile. Burada sık iğnemin üstüne bir tane zincir çektim. Böylece üzerine örümcek yapacağım için daha sonra düzlerinin bozulmamasını sağlıyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda olursa yeterli. Şöyle yan tuttuğumda 2 tığ battı kadar olursa yetiyor. Burada iki defa tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 4. tığ altından giriyorum. 2 çıktım. 2 çıktım 2 çıktım bu şekilde sonra üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirle hemen yaptığım trabzanımın önünden girdim kirpiğimi düğümledim üstüne yine 1 2 zincir çekiyorum bir defa doladım trabzanın önünden 2 2 çıkıp minik bir trabzan yaptım bu şekilde oldu burada 1, 2, 3, 4, 5. çekiyorum tekrar. Yaptığım minik trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü. Dört tane bu şekilde yan yana sık iğne yapıyorum. Altta kalan trabzanımı da devam ediyorum sık iğnelerle. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 tane sık iğne yaptım. 8. tığ battığımın altından giriyorum. Bu şekilde yaptım. Çimenim bu şekilde yapılan bir çimen böyle devam ediyor. Birazcık ip saralım. Bir kez daha anlatalım. Yine örümceğimi yapıyorum. Örümceğim çok uzun da değil, kısa da değil. 2 tığ battı kadar olsa yeterli. Daha uzun olmasına gerek yok. 2 defa doluyorum. Altta tığ battığımda 1, 2, 3 tane saydım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Burada 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Büyük trabzanın önünden girdim. 2, 2 çıkarak minik bir trabzan yaptım onun da üstüne yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yaptığım minik tırabzanımın önünden girdim, kirpiğimi düğümledim. 1 ikinci sık iğnem, 3. sık iğnem, 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Aşağıya doğru sık iğnelerime devam ediyorum. 1. sık iğne, 2. 3. 4. 5 altıncı, yedinci. Yedi tane sık iğnem yaptım. Sonra bir tane de alttaki tığ altından yapıyorum. Şöyle göstereyim olan kısmı. Hemen bir tane daha yapalım. Sonra üst kısmına geçeceğim. Hızlı bir şekilde. Örümceğimi yaparak başlıyorum. İki defa doladım ipimi. Tığımın üstüne. Bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpik gibi düğümledim sık iğne ile. Yine 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanımı yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Trabzanımı düzelttim. Aşağıya doğru da 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. itibat battığının altından. Şimdi 3 defa tekrarlamış olduk. Ben bu yaptığımız çimeni birazcık arttıracağım. Sonra üst kısmını yapılışına beraber devam edelim. oyamız biraz çok olduğunda daha güzel kendini gösteriyor. Bu nedenle birazcık arttıracağım. Üst kısmını beraber yapalım. Ben çimenimi biraz çoğalttım. Şimdi turuncu ipimizle üst kısmının süslemesini yapalım. Sıralı bir oyaydı. İlk sıramız bu şekilde. İkinci sırayı birlikte örelim. Turuncu ipimden birazcık saracağım hemen. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Sonrasında ikinci sıramıza başlayalım. Şurada beşer zincir çekerek minik minik yuvalar bırakmıştık. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturuyorum. Böyle. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. İlk ilmeği küçük tutuyorum tığımın üstünde. Zincirimin altından geçerek burada tığımın üstüne 15 tane ilmek biriktireceğim. Zincirden kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş tane yaptım. Tığımda böyle görünüyor görüntüsü. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Kendi o 5 zincir çekerek yaptığım yeşil yuvadan tutturuyorum. Bu şekilde. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. Şimdi buradan diğer tarafa geçecek büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Çok uzun da olmasın kısa da olmasın. Bir defa yapıp deneyin. Zaten boyu konusunda fikriniz olur. Örümceğim yaprağın arkasında kalacak şekilde gidiyorum. Geldim bir sonraki 5 zincir çekerek bıraktığım yaprağımın önündeki yuvaya sık iğne ile tutturdum. Burada bu örümceğim ne çok dar kalmalı ne de böyle gerdirmeli. Ee, düzgün şekilde ayarlamaya çalışalım örümceğimizin boyunu. Bu şekilde oldu. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimin önünden geçerek ikinci ilmeğim. 15 ilmek yapacağız. Üçüncü,

topluyorum, düğümlüyorum. Kendi beş zincirli yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Yine örümceğimi yapıyorum. Yaprağımın arkasından bir sonraki yuvaya geldim. Şurada bıraktığım yerim hazır zaten. Oradan giriyorum. Bu şekilde üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 10 zincirimi fıstığa çeviriyorum. Bunun için 15 ilmek atıyorum. Bu model için 15 ilmek yeterli. ilmek sayısı arttıkça daha büyük bir fıstık olur çünkü. Bu model için 15 ilmek yeterli. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 Hepsini birden toplayıp düğümlüyorum. Kendi yuvasından yine tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi yapıp buradan devam edeceğim arkadaşlar. Ee, ama öncesinde 3 kere tekrarladık yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca çoğaltacağım. Çoğalttıktan sonra son halini ütüleyerek size göstermek istiyorum. Ben modelimin ikinci sırasında yaptım gösterdiğim kadar arkadaşlar. Modelim bittiğinde bu şekilde görünüyor. Hanımların çok sevdiği, çok sipariş edilen modellerden bir tanesi. Verdiğim sayılara göre yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Hiçbir sıkıntı yaşamadan oyanızı tamamlarsınız. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da oyanım sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın güzel günlerde de kullansın diyelim. Şöyle de göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık.